Merhaba, tekrar yeni bir video ile karşındayım. Bugün çok az kişi tarafından bilinen 16 Minecraft bilgisine bakacağız. Videonun sonunda bu bilgilerden kaçını bildiğini yorumlara yazmayı unutma. Bakalım Minecraft'ı ne kadar biliyorsun? Videoya geçmeden önce aşağıdaki kırmızı butonu yak edersen çok güzel olur. Şimdiden teşekkürler. İlk olarak karpuzlarla başlayalım. Eğer karpuzları daha hızlı kırmak istiyorsanız bir adet kılıç size yardımcı olabilir. Karpuz blokları kılıç kullanırsanız normale göre daha hızlı kırılır. Demir kürçeleriyle bir sürü farklı eşya yapılabilir. Zırhlar, kapı vesaire. Hepsini tek tek saymaya kalkarsak Minecraft'ta demir kürçesi kullanılarak tam 32 adet item yapılabiliyor. Bu sayı bazı kaynaklara göre ise 34. Bu sayılar her iki durumda da oyunun en yüksek sayısı demek. Oyunun eski versiyonlarında şimdikinden farklı olarak teknelerle bir bloğu çarptığınızda tekne kırılıyordu. Bunu yıllarca Minecraft oynayan çoğu oyuncu bilir. Fakat çok bilinmeyen bir istisna vardı. Rukuma bloğuna tekneyle çarptığımızda tekneler kırılmazdı. Hatta neredeyse bloğun içine bile girerdi. Bitmo 5 adlı bir Minecraft oyuncusu, skininde kulakları olan tek Minecraft oyuncusudur. 2015 yılında Minecraft Türkiye'de az kalsın yasaklanıyordu. Aile Bakanlığı'na göre oyundaki hayvanları kesmek veya oyuncuların birbirini öldürmeye çalışması çocukları şiddete yöneltiyordu. Türkiye neredeyse Minecraft'ın yasaklandığı ilk ülke olacaktı. Fakat doğrusu yapıldı ve bu yanlış karardan vazgeçildi. Notch Minecraft'ı yaparken Minecraft ismini koymadan önce oyunun ismini K-Game yani mağara oyunu olarak düşünmüştü. Tabii ki şu an gördüğünüz üzere bu fikrinden vazgeçti. Eğer şanslıysanız bir çöl tapınağı bulabilirsiniz. Ancak daha da şanslıysanız bulduğunuz tapınakta sandıklar ve TNT'ler olmayabilir. Bunun olma olasılığı da çok düşük. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama moblara biraz dikkatli bakarsanız genelde çoğunun sağ elini kullandığını görebilirsiniz. Ancak bütün moblar sağlak değil. Sol elini kullanan moblar da görebilirsiniz. Mobların solak olma şansı sadece %5'tir. Eğer dalların üstünü iplerle kaplarsanız silah seslerinin yok olmasını sağlarsınız. Arkadaşlarınızı trollemek için yaptığınız tuzaklarda kullanabilirsiniz. Arkadaşınız dağların sesini hiç duymayacak. Minecraft temelde karelerden oluşan bir oyun, bloklar bile. Onlarca farklı renkteki küçük kareler bir araya gelerek bloklar oluşuyor. En az farklı renkte oluşan blok ise ejderha yumurtası. Zümrüt çeviri bulmak Minecraft'ta biraz zor. Hele düzgün bir zümrüt kaynağı bulmak neredeyse imkansıza yakın. Bir Minecraft oyuncusu 14 tane zümrüt çeviri kaynağı bulmayı başarmış. Bunun olma olasılığı %0.00001. Minecraft'ta onlarca farklı canlı var. Bu canlılardan oyuna ilk eklenen, yani oyunun en eskisi domuzdur. Köylüler Steve'den daha hızlıdır. Tabi eğer Ender Pearl kullanmazsanız. Endermenler tarafından fark edilmek için biraz onlara yaklaşmak gerekir. Endermenlerin sizi fark etmesi için en fazla 64 blok uzaklıkta olmanız gerekir. Daha uzak bir mesafede olursanız sizi fark edemezler. Eğer Minecraft'ta kardan adam yapmak istiyorsanız 2 adet kar bloğunun üstüne 1 adet bal kabağı koyarak yapabiliriz. Fakat Minecraft'ta kendi kendine oluşan kardan adam da mümkün. Bunun olması için 2 blokluk bir kara Enderman tarafından bal kabağı koyulması gerekiyor. Bunun olma olasılığı neredeyse imkansıza yakın. Fakat imkansız değil. Sırada bal kabakları var. Oyulmuş bal kabaklarında yüz ifadesinin olduğu yeri ne taraftan koyarsanız o yöne doğru baktığını biliyorsunuzdur. Ayrıca sap yani baş kısmı da yine aynı şekilde koyduğunuz tarafa göre değişiyor. Fakat normal bal kabaklarında durum böyle değil. Bal kabaklarını ne taraftan koyarsanız koyun, baş kısmı hep kuzeybatı tarafına doğru bakacaktır. Biraz garip. Evet, kısaca 16 tane Minecraft bilgisini derledim. Videoyu beğenerek ve abone olarak bana destek olabilirsin. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere, kendine iyi bak, hoşça kal.